Mardin'in en eski sabuncusuna geliyoruz. Charles Prensken buradan gelip sabun almıştı. Öyle mi? Şimdi İngiltere Kralı Charles sabun aldığı yere giriyoruz. Buyurun, tek sabuncu Mehmet Dede. Tanıştırayım. Merhaba dedeciğim, nasılsınız Mehmet Dede? Allah'ım, bebek sırtınızı hatırlıyorum. Evet, evet. Bu muydu? Evet. Kendisi. Yakupcan. Allah razı olsun. Canım sağ olun. Hep izliyorduk onu. Allah razı olsun. Sokak ne kadar güzel kokuyor. Sabun kokuları içerisinde geldik. Abla 100 yıldır sabun üretiyoruz. Maşallah. Parfüm yok, boya yok, kimyasal yok. Dededen toruna, torundan çocuğa, kuşaktan kuşağa. Evet. Mesela bu sabun tazeyken açık yeşildir. Bu bir hafta içinde bu tazesi. Limon sarısı olur. Ne var bunun içinde? Bu bıtım dediğimiz Türkçe, Arapça bıtım, Türkçesi yabani fıstık. Yabani fıstık. Evet. Ve suya değdiğinde o bitkinin kokusunu verir. Allah Allah. Bu yörede yetişir, bir Siirt yöresinde bir burada yetişir. Ve bıtım sabunu çok meşhur. Nedir, ne demek bıtım sabunu? Bıtım bir tür yabani fıstık olduğu için, şimdi bu saça cilde şifadır. Bebekleri de yıkayabilirsiniz, bunun suyu çevreye de zarar vermez. Bu yeşil ise hani kahvesi içtiğimiz menengiç. Allah Allah. Evet, bu menengiç. Yeşil sabunu. Evet. Bıttımın sabunu. Evet. Bu da badem, acı bademlerden yapılır. Yani Allah kuru ciltlere Allah. De tavsiye ediyoruz. Şunun kokusu ardıç. Ardıç katranı. Ama iddialıyız, bu ilaçla geçmeyen soruları giderir. Yani böyle köpürdüğünde yoğurt gibi olur. Örneğin yüzüne sür, 3-4 dakika bekle, durula. Ertesi gün ipek gibi bir cilt. Yer, açık yara bile varsa yok eder, iddialıyız. Allah Allah. Çünkü bu dede mirası vakıftı. Bir gün parayla satmadı. Biz tabii patent yaptık, ambalaj yaptık. Şu an QS yakınında eczanede satılır, izni alınmış. Allah Allah. Evet. Peki bir şey soracağım. Ne faydası var bunun mesela? Bu en başta sedef, egzama lekeleri yok eder. Artı kızlarımızda akneleri, sivilceleri. Aynen var, evet. Ablacığım sen bunu kullan. Tamam. İlk yıkamada cevap verir. Tamam. İddialıyım. Bu akşam kullanıyorum, yarın da geleceğim. Başım üstüne. Emrin olur. Sağ olun. Vallahi çok güzel. Tabii sabun çok önemli. Özellikle cilt temizliği için. Özellikle dediğiniz gibi birçok yaranın iyileşmesi için. Heh. Bakın şifa olduğunu söylüyor Mehmet Dede. Kokusu ağır ama bundaki değil, kükürt, ardıç ve katran. Hatta 10 sene öncesine kadar böyle kalıp yoktu. Böyle blok halinde. Peynir gibi kesip kesip satardık. Ve gidip evde parçaları ayırıp kullanılırdı. Şimdi kargolar eğri büğrü olunca böyle standart olmasa da yine diyelim ama standart kalıba dönüştürdük bunları. Eşek sütlü sabun. Şimdi dersin sütten sabun olmaz. Sabun ana ham maddesi yağdır. Şimdi bunu 1,5 ton sabunluk yağa sadece 400 gram süt katılır. Yani sütü kaynatıp bir kaşık yoğurt koyup mayaladığımız gibi o 400 gram ne hikmetse cilde de şifası var. Yani bu sabun lekeye, sivilceye değildir. Bu sabun günümüzde botoks diyelim, karışık tarih giderir, cildi gerdirir. Gözeneklere de iyi gelir. Ve dünyanın da en güzel kokusu, içindeki koku da suni değil. Aynen. Bu arada ben bunu sırf kullandığım sabun benim bu, biliyor musunuz? Eşek sütü kullanırım. Ama bunun başka yerde yok, iddialıyız. Öyle mi? Ha. Tamam o zaman. Botoks etkili eşek sütü sabunumu da alıyorum. Vay başım üstüne. Harika.